Şimdi bana iyi bakın. Yüzümdeki Bruce Willis çizgisini görebiliyor musunuz? Bruce Willis affeder ama ben affetmem. Vay 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 vay, Halil müdürüm be. Vay 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 vay, Halil İbrahim müdürüme çarpmışız be. Allah'ın peygamberinin ismini oralara götürmek istiyorsak himmet etmemiz gerekir. Töbe töbe töbe, ben onu demek istemedim abi. Bildin mi şimdi hangi iş üstündeyim lan? Bildim bildim abi, ben örneğe hak ettim abi. Ama senin benim gibi bir dümbelekle ne işin olur abi? Bir şey mi var kardeşim? Niyazi! Allah, dayım çağırdı. Dayıcım geldim, dayıcım geldim. Geldim dayı. Merhaba TGRTU izleyicileri. Ünlülerle Hayata Dair programımızda bugünkü konuğumuz usta oyuncu Ferhat Yılmaz. Ferhat Bey, öncelikle bizleri kırmadığınız ve programımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İlk olarak dünyayı etkisi altına alınan COVID-19 sürecini nasıl geçiriyorsunuz? Çok zorlu bir deneyim ve hala devam ediyor. Sonuçta 15 yaşında bir oğlum var. Yıllarca yatırım yaptığımız, işte drama derslerinden, Emre Kınay'ın orada, basketinden, işte müzik eğitiminden, okulundan, eğitiminden yıllarca emek verdiğiniz her şey, çocuğa öğrettiğiniz, geleceği için ona verdiğiniz her şey çöp oldu. Yani işte evde hapis, çocuklar hapis oldu. Bir yıl oldu değil mi aşağı yukarı? Oldu. Bir yıldır evde hapis. Yani şimdi tabii bunun bir bu yönü var, bir psikolojik yönü var, bir de fiziksel yönü var. Yani çok zor, çok zor bir deneyim. Çok zordu ve ben gerçekten öngöremiyorum. Yani çok okuyoruz, çok bakıyoruz. Doktorların bile biz yaşayarak öğreniyoruz bu süreci dediği bir dönemde. Ha, biz de yaşayarak öğreniyoruz. Elimizden geldiği kadar bu süreci en az zararla atlatmaya çalışıyoruz. Ama çok zor bir süreç yani. Gerçekten çok zor. Yani bunun yarını bilemiyorsun. Yani yarın ne olacağını bilemiyorsun. Öngöremiyorsun yani. İyiye gider mi diye düşündüğünde çat diye İngiliz Başbakanı açıklama yapıyor. Daha ağır, %30 daha ağır ölümle daha hızlı olan bir mutasyon oldu diyor. Çat ertesi günü Tunceli'den, Diyarbakır'dan haber geliyor. Mutasyonla bir iki kişi bulundu falan diye böyle deli saçması bir enteresan bir dönem yaşıyoruz. Yani komplo teorilerin havada uçuştuğu ve kendinizi ve ailenizi ve çevrenizi bütün bunlardan süzüp korumaya çalıştığınız zor bir dönem. Bir oyuncu olarak bu salgın dönemi sizi ve sektöre nasıl etkiledi? Bu süreçte bizim mesleğimizle ilgili, sanatla ilgili, sanatçılarla ilgili zaten yani bazen söylüyorum hani bizim işimiz çok zor iş ya. Yani çok zor. Ya zaten Covid olmadan önce de zordu Türkiye şartlarında. Fakat şimdi tiyatrolar kapandı. Oradan ekmek yiyen yüzlerce, binlerce arkadaşımız var netice itibariyle. Onlar da bu sektörün, yani tiyatronun olduğu kısım bu sektörün meyek taşları ve oradan ciddi beslenen, hem maddi olarak beslenen, hem manevi olarak beslenen, hem de sanatla ilgili beslenen arkadaşlarım vardı. Onlar da her şey çöp oldu. Yani tiyatroların hepsi kapalı. Kapalı fakat stopajlar işliyor, kiralar işliyor, vergiler işliyor, her şey işliyor. Ekstra bir gelir yok, hiçbir şey yok. İşin içinden çıkılmaz hale geldi o kısım. Zaten o kısmı unuttuk. Sinema kısmını da, gişe kısmını da çöp yaptık, unuttuk. Sevindirici bir taraf var. Dijital platformların hızlanması, oradaki işlerin yükselmesi sektörü biraz beslemeye başladı açıkçası. Oradan biraz hareketlenme var. Çünkü zaten insanlar daha çok evinde ve daha çok şey izlemek ve seyretmek istiyorlar. Ne yapacaklar? Yani sonuçta bizi besleyen şey artık televizyon olduğu için. Orası biraz yüklendi. Onun için orası sevindirici taraf tabii. Ama yine de buranın yarısını kapatmıyor. Yani o öbür cephenin yarısını kapatmıyor kesinlikle. Zaten yerini hiçbir zaman alamaz ama bu süreci, bu dönemi artık bir yıl mı sürer, iki yıl mı sürer onu bilemiyorum. Öngöremiyoruz yani. İnşallah bir an önce biter de rutine geçeriz. Ferhat Yılmaz kimdir? Biraz kendinizden bahsetmek ister misiniz?
14 yaşında başladım ben bu işe. TRT 2'de ustalarla, orada Emir Tay'la, Kamuran abi, işte çok Nüvit abiler, çok büyük ustalar. Orada TRT 2 dublajla başladım. Orada tabii biz çok küçük bir yaşımız bizim. Selmiyan Midyat gibi arkadaşlarımla birlikte çıktık yola. Biz böyle bir o jenerasyonun ekibiydik yani. Orada biz böyle kenarda dururduk. Onlar gelin oğlum buraya derlerdi. Biz Rabarba'ya girerdik böyle. Orada şeydi. Orada başladık. Sonra tiyatro onun maceramız başladı. Daha sonra yani yol aldık ve başladık. Ya zor geçti. Yani bizim şöyle bir kendinizi tanımlayın dediniz ya, şunu ifade etmeye çalışıyorum aslında. Biz enteresan bir yaştayız. Yani bizim yaşımız Türkiye'de. 68 kuşağını biliyoruz. Ondan sonraki kuşağı biliyoruz. Z kuşağından önceki kuşağı biliyoruz. Şimdi Z kuşağından çocuğum var. Böyle arada kendini enteresan ifade eden, dobra, söylenecek şeyleri çat diye söyleyen, bu yüzden çok sevilen ve çok sevilmeyebilen bir şeyiz. Bir arada böyle çok enteresan bir yerdeyiz. Yani bizde durum idare etmek yok. Bir şey ya evettir ya hayırdır. Biraz keskiniz. Onun için kendi içimizde de çatışmalarımız çok sağlam oluyor. Kendimle hesaplaşmalarım çok sağlam olur. Ondan sonra kendim yerden yere vururum. İşte doğruyu bulmak için. Hep sıkıntı içindeyizdir zaten. Ruhsal olarak da sıkıntı içindeyizdir. Zaten bir oyunculuk, sanat manat bu işlerle de uğraşıyorsun ya. Biraz tabii onun vermiş olduğu şeyler de var. Bir de bazen çok fazla bilgi insanı boğuyor. Yani çok fazla bilmek iyi bir şey ama bir noktadan sonra iyi bir şey olamayabiliyor. Bildiklerinizi durdurmaya çalışıyorsunuz bazı noktalarda, bazı yerlerde. Enteresan çatışmalar yaşayabiliyorsunuz. Yani bu sabah daha bir arkadaşımla konuştum ben. Yani dedim şimdi sen şey mi diyorsun ondan sonra? Hani bir yol var, o yolda yürümek için doğrularını unut. Cesaretini azalt. Ya şöyle bir şey aslına bakarsanız veriyorsunuz. Yani bu çok enteresandır Çağrı. Şimdi sizin öğrendikleriniz, o sorduğun soruya yönelik öğrendiğin, biriktirdiğin şeyleriyle bir çocuk dünyaya getiriyorsun, onu büyütüyorsun. Sosyal deney yapan ünlü bir ekip var. Ben Kadıköy'de oturuyorum, Moda'da. Oğlumu çok da güzel bir şey yapmışlar sosyal deney. Çocuğun elinde bir kutu ilaç var. Bu kutu ilaç 4,5 lira ağrı kesici. Eczanenin yanında duruyor çocuk. Ve diyor ki arkadaşlar gelen o 15-16 yaşındaki o yaş grubundaki çocuklara. Ya diyor param yok. Para istemiyorum sizden. Şu eczaneden 4,5 lira bu ilacı bana alır mısınız? Çok ağrım var. Bayağı bir çocuk almadı. Ama ben biliyorum o bayağı çocuğun çoğunluğunun cebinde para da yok bence. Olmayabilir. Ama diğerleri de almadı. Neyse benim oğluma denk geldi. Alır mısın dedi Poyraz'a. Alırım tabii abi, gel eczaneye gidelim dedi. Baktı kuyruk var. Abi dedi antrenmana gideceğim ben baskete. Ben sana para vereyim sen dedi al. Yalnız ben sana dedi 10 lira vereyim mahcup olma içeride dedi. Ama belki 4,5 liradan fazladır dedi. Olmaz dedi çocuk, öyle şey olur mu? Ben alma. Ya al abi bir şey olmaz, bizde de olmuyor bazen falan. Şunu yalın olarak öğretmeye çalışıyoruz Çağrı. İşte iyi insan olmak, işini iyi yapmak, vatanın halkını sevmek. Hani denklem bu kadar basit ya. Ya sorduğum soru o kadar derin bir soru ki Çağrı. Yani insan nereden başlayacağını, nasıl anlatacağını, nasıl söyleyeceğini, hangi kalıbın içine koyacağını bilemiyor. Yani ben kendimi oğlumdan mı anlatayım sana, yaptığım meslekten mi anlatayım sana, ülkeden mi anlatayım sana? Yani kendi içimizdeki çatışmaları. Yani çok zormuş insan olmak. Anlatabiliyor muyum? Çok zor insan olmak yani. Elimden geldiği kadar iyi insan olmaya çalışıyorum.
Gerçeklerle yaşamaya çalışıyorum. Ondan sonra hümanist olmaya çalışıyorum. İşte doğru bir şekilde zamanı doldurmaya çalışıyoruz ya. Yani durum bu. Hasret bir adama! Koskoca bakan beni bekliyor. Vay 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 vay, Halil müdürüm be! Vay 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 vay, Halil İbrahim müdürüme çarpmışız be! Halil İbrahim müdürüm, benim. Polis okulundan talebeniz, Sakarayan. Verin o mübarek elinizi öpeyim ya. Verin ya. Uzun yıllar Pembo Show isimli radyo programını sundunuz. Radyoculuğun sizin için önemi nedir? Aa, muhteşem. Yani radyo var ya, acayip. Hele o yıllarda öyle değerliydi ki. Ben Hakan Gündüz'ün öğrencisiyim. Hakan Gündüz sadece Türkiye'de, dünyada bir duayendir. İlk ben prodüksiyonla başladım, mutfaktan başladım. Sanatçılara remix yaptım. Büyük prodüksiyonların içinde yer aldım. Daha sonra Best FM'de 4 sene çalıştım. Daha sonra Kanal D'nin radyolarına başına geçtim. Orada Pembo Show, Pembo Mix vardı. Hafta sonları remix programım vardı. Bir de biz hafta işleri Drive Time'da çok sağlam bir arkadaşımla birlikte yapıyorduk. Belebreke Krallığı'nı yapıyorduk. Çok güzel, harika bir program yapıyorduk. Bayağı da iyi ödüller aldık. Bayağı yukarılarda durduk falan. Usta Hakan Gündüz'ü geçtim orada ondan sonra. Gururla söylüyorum bunu. Yani radyo derin bir sonu olmayan bir muhteşem bir kuyu radyoda. Zaten o dönemden gelen çok sağlam isimler var. Ceyhun var mesela, değil mi? Nihat var, Güçlü Mete var. Bunlar hep birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız. Bizim o dönem, o jenerasyon, o dönem çalışan. Şimdi baktığınızda hepsi zaten muhteşem yerlerdeler. Cem Arslan var. Süperdir mesela. Cem de çok başarılıdır. Ve ismini unuttum insanlar da olabilir. Geveze var. Hepsi muhteşem. Çok tecrübeli. Anlattığı zaman mikrofonun karşısında insanların böyle nutkunun tutulduğu çok önemli, kalbine, beynine, ruhuna giren şeyler anlatırlar. Hepsi doludur. Radyo bir sihirdir ya. Radyo başka bir şeydir yani. Hiçbir şeye benzemez. Tiyatro hayatınızdan biraz bahseder misiniz? Ya ben aslına bakarsan şöyle oldu. Dizi ve filmlerden ve sürekli çalışmaktan ve o süreklilikten tiyatroyu ihmal ettim. Aldattık yani biz. Aldattık. Yani çok fazla iş geldi. Çalıştık. Para kazanmak zorundaydık. Çalışmak zorundaydık. Hayatın getirdikleri var. Hayatın seni ittiği yerler var. Her zaman her istediğin gibi, istediğin koşullarda, istediğin şartlarda olmuyor. Yani diyor ki hayat benim dediğim gibi yapacaksın diyor. Ama sen de gününü görüyorsun günün sonunda. Keşke her istediğimiz böyle çat diye olabilse. Ama öyle bir imkanımız olmadığı için. Ama çok istiyorum. Hatta biz geçen sene Nazım Hikmet'in bir oyunu sahneye koyacaktık. Hatta başladık filan derken bir arkadaşımız rastlandı. O da durdu. Orada durduk. Ama tabii ki bu şey... hayatın getirdiği bir şey oldu biraz. Ama dönem dönem mesela şöyle bir şey yaptım. Mesela 2,5 yıl BKM'de ilk mutfak ekibiydik. Tolga Çevik, ben, işte Enginay, Bülent. Biz 13 kişi. İşte Sarp falan. Orada baya ciddi Yılmaz abiyle çok sağlam bir çalışma yaptık. 2-2,5 yıl dile kolay. İlk mutfak ekibi bizdik. Sonra biz bir şekilde dağıldık. Ondan sonra kalan kaldı, giden başka işler yaptı. Biraz o süreç uzamıştı çünkü. Hayatın getirdiklerine dayanamadı ekip. Ondan sonra orada da bayağı bir tiyatro çalışması yaptık biz. Yani Demet ablalarla falan filan bayağı bir koşturduk. O arada o var. Ondan sonra Ayla Hoca ile Ayla Algan'la çalıştım. Ondan sonra ama şey yaptım, son 2 yıldır eğitmenlik yapıyorum. Yani Duru Tiyatro'da, Emre Kınay'ın orada, Emre Kınay Akademi'de ve başka bir yer daha vardı, Oscar. Orada genç arkadaşlarla buluştum. Onlara bayağı bir eğitmenlik yaptım. Onlara ders verdim ondan sonra. Çok keyifliydi gerçekten ama ne yazık ki şu an imkansız tabii.
Çabuk ol! Çökün yere çabuk! Zeynep abla al silahlardan birini. Ha ne? Şunlardan birini al dedim bebek. Bebek ne? Çabuk çök! Şimdi bana iyi bakın. Yüzümdeki Bruce Willis çizgisini görebiliyor musunuz? Bruce Willis affeder ama ben affetmem. Deli bu be. Şimdi hep beraber buradan çıkacağız. Kimsenin canı yanmayacak. Anlaşıldı mı? Hey bebek, üstün başım nasıl görünüyor? Ne? Şimdi dışarıda kameralar falan vardır da. Rambo Berk karakteriyle büyük bir kitleye ulaştınız. Bu karakterin sevilmesinin sebebi nedir sizce? İnandırıcıydı. Gerçekti. İnandırıcıydı, gerçekti. Yani gülmekten daha çok bence Berk'e üzüldüler. Çok üzüldüler hikayesine. Çünkü üzüldüler ya, evden biriydi. Bir sahnemiz vardı bizim. Yani 4 yılın sonunda neden polis olmak istediğini anlattı. Kilyos Polis Akademisi'nin önünde çektiğimiz bir sahne vardı. Ondan sonra işte Memoli abisine, Mehmet Ali anlatıyor ve diyor ki basit bir hikaye anlatıyor. Tamam mı? Basit olan güçlüdür ya. Çünkü babam diyor pompacıydı. Benim babam namuslu bir adamdı. Ekmeği için şey yapıyordu. Hırsızlık için geldiler. İstasyonu soydular ve babamı zevk için öldürdüler diyor. Orada. Orada o olaydan sonra ben karar verdim. Polis olacağım ve bu insanlarla mücadele edeceğim diye. Onu bak bu kadar basit bir şey anlatırken hatta o dönem Sabah gazetesine bayağı yani diğer gazetelerde bayağı köşe yazarları yazmıştı bu sahneyi. Erdoğan Sevgin'i hiç unutmuyorum. Sen bizi ağlattın, Allah seni güldürsün diye büyük bir başlık attı. Ciddi herkesi ağlatmıştı. Çok hüzünlendirmişti. Herif anlattı orada. Ağlayarak anlattı. Tamam. Basit olan güçlü Çağrı. İnandırıcıydı bence. Ben sokaktayım Çağrı. Diğer oynadığım karakterlerde de mutlaka sokaktan ya da bir tanıdığım ya da 2-3 tanıdığımın bir şeyini birleştirip o karakterlerle ilgili mutlaka bir şey çıkarım. Mutlaka bir pelesengim olur karakterle ilgili. Onları birleştirmeyi çok severim. Çok eğlenirim. Ondan sonra böyle çıkarım ben şeyi karakterlerimi. Çünkü sokak çok zengin bir mecra, tamam mı? Onu alıp o kıyafetin içine soktuğun zaman dünyanın en keyifli şeyini çıkarırsın. Karakterini ya da tipi neyse onu çıkarırsın yani. Evet. İnandırıcıydı. Genel olarak komedi oyuncusu olarak tanınıyor ve seviliyorsunuz. Bu durum sizin için bir sorun oluşturuyor mu? Yani şöyle, ben 70 kilo verdim, zayıfladım biliyorsun. 140-145 kiloydum. Şimdi ben zayıflayınca çok iyi bir şey oldu. Rol yelpazem genişledi. Ama haksızlık etmeyeyim. Kilo vermeden önce de ben Sevda Kuş'un kanadında Kaşığıl diye bir şey oynadım. Kötü adam nasıl olur? Kötü adamın pelesengi nasıl olur? Biliyorsun canım benim diye bir şey kullanıyordu. Onun hikayesini anlatayım. Canım benim. Yani bu ön yargı bence. Yani kilo ve komedi. Sadece komedi oynayabilir. İşte bilmem ne olur bilmem ne olur. Kalıplaşmış şeyler var, tamam mı? Ve bu kalıplaşmış üzerindeki şeylerden gidiliyor bence. Yani bir insanın yeteneği ve ne yapabilir, nasıl oynayabilir, ne çıkarabilir üzerinden gidilmiyor. Keşke öyle gidilse. Bence böylece hem bu işin yöneticileri için daha kolay olabilir. Yani herkes için söylüyorum. Bence oyuncuların da başka yönünü keşfedebiliriz. Çünkü biz oraya sıkıştırıyoruz abi. Bunu oynayabilir, bu da bunu oynayabilir, bu bunu yapabilir. Yaptığında, başka bir şey olduğunda ani güzel ters köşe yaptın diye. Yapacak tabii bu oyuncu, bırak yapsın yani, tamam mı? Bırak yapsın. Kötü karakter olarak canlandırdığınız Kaşı Yaralı karakterine nasıl hazırlandınız? Kaşı Yaralı kötü ama çok kötüydü. Kaşı Yaralı'nın hikayesi de enteresan. Aslında Kaşı Yaralı gerçek bir karakter. Yani Kaşı Yaralı emekli bir albay. O dönem bize anlattı, brief vermişlerdi diziden önce. Sancak Tülün sahibi var o zaman. Onunla birlikte bu derin abiler. O şeyi mesela o dönem yaşıyor.
Kötü adam ama gerçekten kötüydü. Ama kendi içinde mizahı vardı, kara mizahı vardı. Benim Halil diye çok sevdiğim bir abim vardı. Allah rahmet eylesin. Geçen sene kaybettik. Van kahvaltı dükkanı vardı bizim Kadıköy'de. Sürekli bana şey derdi. Aramızda çok iyiydi. Canım benim nasıl? Canım benim iyi misin? Canım benim. Canım benim. Canım benim derdi. Onu pelesenk olarak aldım. Ve bu konuşmasını aldım. Çok sevdiğim Kürşat diye bir abim vardır benim. Çok değer veririm. O da böyle 50 derece sıcaklı ceketle gezer. Onun hareketleri, konuşmaları falan böyle takım şeyleri. Onu da aldım. Boğup diğerleriyle birleştirdiğin zaman ortaya çıktı kaşı yaralı ve çok keyifli bir şey çıktı. Çünkü normal hayatta ben onlardan keyif alıyorum. Bana inandırıcı bu insanlar. Tamam. Bana inandırıcı olan benim keyif aldığım şey ben seyirci de keyif alır. Çünkü seyirci artık profesyonel çağrıcım. Benim 85-90 yaşındaki anneannem isminin devamlılık olduğunu bilmeden dizi seyrederken devamlılık takip ediyor. Seyircimiz çok profesyonel artık. Yani anlatabiliyor muyum? Diyor ki bir saniye önce bu gömleği böyle giymişti. Bunu diyor niye değişti bu diyor. Yani gün mü atladı diyor. Mesela. Düşünebiliyor musun? Bu kadar dikkatli. Yani onun için buradaki bütün mevzu gerçek olması. Yani inandırıcı olması. Mevzu bu ya. O da sokakta işte. Alabildiğin kadar alacaksın. Bu kadar hoş beş yeter. Parayı getir. Filiz'i al. Canım benim. Getireceğim canım benim. Hem de aksıra tıksıra yiyeceksin o parayı. Oğlum. Bana şuradan ıhlamur kaynattırın da sinirlerimiz bir gevşesin. Hadi Hüsnü abi. Canım benim. İlk kamera önü oyunculuğunuzu hangi yapımda ve ne zaman gerçekleştirdiniz? Yılan hikayesi. Ben oyun tiyatroda o zaman bayağı bir tiyatro yapıyorduk. Ben de böyle tipler çıkarıyordum, tiplemeler çıkarıyordum, yapıyordum, ediyordum. O dönemde de Kanal D'nin aynı zamanda da prodüksiyonun başındaydım. Radyo D, Hür FM ve Radyo Forex'in. Yazarı da yakın dostumuzdu orada. Arkadaşımızdı. Bana dedi ki ya senin bu tipi oynuyordum ben zaten. Tiplemelerden biriydi. Durmadan tipleme çıkarırım ben, tamam mı? Güncel hayatımda da yaparım arkadaşlarıma falan. Çok keyif alırım ondan sonra. Sesimi değiştiririm, bir sürü tipler çıkarırım falan. Dedi ki bunu yazdım ben dedi ya. Nereye dedi? Yılan hikayesine yazdım dedi. Dedim. Dedi haftaya sete çıkıyorsun dedi. 12. bölüm falan. İyi dedim çıkayım gibi. Ondan sonra radyodan ayrılmak zorunda kaldım tabii yoğun olduğu için. Okan Bayülgen'le o zaman ailenin görüşünü yapıyorduk Zaga'yı. Ondan da ayrılmak zorunda kaldım. Fatih Altaylı genel müdürümüzdü. O abi dedim ayrılacağım dedim. Ayrılamazsın dedi. Okan abiye dedim ayrılacağım. Ayrılamazsın dedim. Niye dedim? Seni kovup tazminat vereceğiz. Geri zekalı dediler. O zaman tamam dedim. Siz kovun. Fatih abi öyle yekten konuşur bazen. Tamam mı? Biz dediler tazminat. Allah razı olsun abi o zaman. Her zaman kovabilirsiniz dedim. Para veren alçam olsun diye. Durum böyle. Böyle başladık işte Çağrı'cığım. Çalıştığınız projeler arasında sizi en çok heyecanlandıran yapım hangisiydi? Hepsi heyecanlandırır. Hepsini çok seviyorum ben. Ya. Hepsi de güzel insanlarla çalıştım. Hepsinde sağlam isimlerle çalıştım. Şimdi asıl biz çok büyük bir iş yaptık. Onu çok anlatamıyorum. Yakında o da herhalde birkaç ay yayına girer diye düşünüyorum. Ben zayıfladıktan sonra yaptığım ağır bir drama, çok sağlam, 1200'lü yıllar. Mehmet Bey'le, Mehmet Bozdağ'la, Kuruluş Osmanlı yapımcısı Diriliş'in biliyorsun. Özbeklerle hazırladığımız bir iş. Muhteşem bir iş. İşin detayına giremiyorum, anlatamıyorum. Tanıtımları yayınlandı gerçi ama hani sağlam artık ata biniyorum filan. Böyle aksiyon sahneleri, çok iyi ekiplerle çalışıyoruz. Çok sağlam işler çıktı. Zaten artık ben yani hem yüzüyorum hem Muay Thai'yi yapıyorum. Cem Hoca ile Cem Bostancı ile birebir ders alıyorum. 1,5 yıldır durmadan yüzüyorum, ata biniyorum falan. İşin o kısmı da var. Zayıfladık ama ondan sonra bedeli de oluyor. Ama şu an çok önemli bir işin 13 bölümünü bitirdik. İnşallah
1.26 daha ilerleyen zamanlarda, ne zaman olduğu belli değil ama herhalde birkaç aya olur. 1.26 bölüm daha çekeceğiz. Yani dünyaya ve Türkiye Cumhuriyetlerine ve Özbekistan'a yapılan bir iş. Bakalım. Değerli kardeşlerim, himmetimiz bu haritaya uygun olmalıdır. Asya'da, Afrika'da, Avrupa'da ve Amerika'da olmak istiyorsak, Allah'ın peygamberinin ismini oralara götürmek istiyorsak himmet etmemiz gerekir. Örnek aldığınız duayenler var mı? Oo, hangisini sayayım ya? Şimdi birini saysam. Allah rahmet eylesin Atilla abim, Atilla Arcan. Mekanı cennet olsun inşallah. Onunla çalıştık tabii, çok muhteşemdi. Süleyman Turan, Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun Süleyman abimin. Ya çok insanla çalıştık yani. Ayten Gökçer, Çetin Tekindor, hangi birini sayalım ya? Bilmiyorum ki. Ya hepsinden bir şey alıyorsun yani. Almayan aptaldır zaten. Yani kendi başına kimseden bir şey olmaz Çağrı'cığım. Ondan sonra bu iş böyle. Yani ne kadar eğitim de alsan, kafayı da doldursan, kesinlikle oyunculuğun en az yarısı özgüven ve enerjidir. Büyük bir kısmı tecrübedir. Diğer kısmı da eğitimdir ya. Komedi mi, dram mı? Hepsi. Bunlar ayırt edilmez sorular ya. Ya bunu ayırt etmemek lazım. Ama dramın içinde de mutlaka kara mizah be. Yani dramın içinde mutlaka, mutlaka olmalı. Yani o olmalı, o var ya, gerçekte de var o. Yani o sokakta, yani o dramın içinde, bak çok detaya girmeyeceğim ama çok acı çekmiş bu ülkede yerlerimiz, illerimiz, bölgelerimiz var. Acayip mizah çıkar oralardan, biliyor musun? Çünkü acıdan beslenir biraz da mizah. Yani çok acayip yani. Çok sağlam karikatüristler, mizahçılar, yazarlar çıkar. Onun için hepsi iç içidir bunların Çağrı. Birbirini besler. Şu ana kadar gerçekleştiremediğiniz ama muhakkak gerçekleştirmek istediğiniz bir şey var mı? Ya bir tane sinema filmim var, onu çekeceğim ben. Çok istiyorum ben onu çekmeyi. Bugün olması yarın yapacağım. Rambo Berk'in sinema filmini yapmak istiyorum. Belki 10 yıl sonra, belki 20 yıl sonra diye. Belki emniyet müdürü olmuş, belki istihbaratta, belki başka bir şey. Belki hiçbir şey olamamış. Yine aynı şekilde, yine aynı şekilde konuşup, Çağrı'cığım yine aynı şekilde yapıp, merhaba abi nasılsın, yine aynı şekilde. Bunu benim, bunu sinema filmi yapmak istiyorum ve ben... Çok ciddi bir kitlenin seyredeceğini düşünüyorum. Çünkü şunu fark ettim, niye yapmak istiyorum. Bunu da bana Leman'da kıllanadığımı çizer Ahmet abi, Ahmet Yılmaz var. O da babasını çizer. Ahmet abilerin ve Vedat abi, Vedat Özdemiroğlu'nun, o Leman baba abi ustalarının da ellerinde büyüdük yani biz. Yanlarındaydık. O fikir de onundur, fikir babası onlardır. Beni geçen sene çağırmıştı, nasip olmadı. Senaryosu da yazdık hatta. İki tane senaryo yazıldı. Oturduk deli gibi yazdık. İki ayrı şey. Bunun, çünkü şunu gördük. Üç nesil biliyor abi herifi. Şimdi oğlum 15 yaşında, onlar da biliyor. Ara ara açıp bilmem ne, ha ha iyi diye gülüyorlar. Bir de geçen seneye kadar televizyonlar veriyordu, yazın veriyordu bunu kanalda. Aa bir bakıyorduk ilk 4'te, ilk 10'da filan yani. Anlatabiliyor muyum? O sen ne dersin, iyi fikir mi? Mükemmel değil mi? Zaten tip çıkarmak çok zor ya. Hazır sevilen bir şey. Çok istiyorum ya. Yani bunu yapmayı çok istiyorum ben. Çok istiyorum. Yani ben devam filmi olacağını düşünüyorum. Yapmak istediklerimden bir tanesi. Diğer şeyler de var. İnşallah onları da Allah nasip eder yani. Çocukluğunuzdaki en büyük hayaliniz neydi? Ya vallahi bu işimdi benim, mesleğimdi. En büyük hayalim gerçekleşti. Çok uğraştım. Gerçekleşti yani. Çok çalıştım ben. Hepsini yaptım. Yani nerede olduğuma... radyodayken dinleyiciler, televizyondayken ya da şeyde sahnedeyken seyirciler hak karar verecek ama ben en azından elimden geleni yaptım ve hala yapmaya çalışıyorum. Çünkü çok seviyorum yani, ilk günkü heyecanla çok seviyorum. Bir daha dünyaya gelsem bir daha aynı yoldan ilerlerim, devam ederim. Ama şartlar bazen rotanızı saptırabiliyor. Hayat şartları ya da başınıza gelenler ondan sonra... O kısma garanti veremiyoruz işte yani, o kurduğun hayalleri vesaireye. Her zaman sabredeceğiz ve çalışacağız, bunun başka çaresi yok. İyi niyetle, pozitif düşüncelerle devam edeceğiz hayatımıza. İyi insan olarak, işimizi iyi yaparak ve insanları severek.
Günaydın. Kötü baklar. Ne oldu lan? Toparladın mı biraz kendini? He? Sana diyoruz lan. Bu ne be? Tahsin görünümlü. Bir şey mi var kardeşim? Niyazi. Allah dayım çağırdı. Dayıcım geldim, dayıcım geldim. Geldim dayı. Süpürdün mü kapıyı? Süpürdüm dayıcım. İlk günden dalga geçmek yok, oyarım. Yok canım, ne dalgası? Estağfurullah dayıcım. Sus, konuşma. Nasıl bir öğrenciydiniz? Tembeldim ya. Tembeldim. Yani hep çok çalışmayı sevmiyorum. Çok sıkılırım. Bir yerde sürekli durmam. Böyle sıkılırım yani hemen. Onun için her şey hızlı olsun isterim. Çabuk olsun isterim. Çocukken de öyleydim. Tembeldim ya. Bir çok şeye takmıştım kafayı. Bir 12-13 yıl Galatasaray'da kürek çektim ben. Eski milli kürekçiyim. Spor yapmayı çok seviyordum. Ondan sonra. Hep başka yerdeydi kafa. Ya şeydeydim. İşte ya dublaja gidiyordum. Ya tiyatroya gidiyordum. Ya işte spora gidiyordum. Başka yerdeydi kafalar. Yani işte bu biraz da benim kabahatim değil de hani şeyi var, geyi var ya, işte Finlandiya'da böyle yapıyorlar abi. Çocuğun hangi yeteneği varsa eğitimle onu şey yapıyorlar. Biz de bunu pompalıyoruz diye anlatıyorlar evine çıkıp. Yani biraz burası Finlandiya değil, o zaman da değildi. Ama ben Finlandiya'ymış gibi davrandım. Son olarak seyircilerimize neler söylemek istersiniz? Ya elimizden geldiği kadar iyi insan olalım. Gerçekten her şey bir anda böyle çok düzelecek. Oğlumu da öyle yetiştiriyorum. İşimizi iyi yapalım, iyi insan olalım. Geyik yapmıyorum ya da bunu şey olarak söylemiyorum. Vallahi birbirimizi severim ya. Yoksa bu işin içinden çıkamayacağız biz. Ben söyleyeyim. Gittikçe bataklığa batacağız. Birbirimizi severek ve anlayarak, iki insanın birbirini sevmesi için aynı şeye inanması gerekmez. Bunu bilmemiz gerekiyor bizim. Olabiliyor bazen yani. Hayat sert zaten. Koşullar da sert. Bence denklem olarak yeterlidir ya. İyi insan olmak, işini iyi yapmak, vatanını ve halkını sevmek çok değerlidir. Ben halkımı çok seviyorum ya. Onlar beni sevmek zorunda değil. Çok teşekkür ediyorum bizi izleyenleri ve size Çağrı'cığım, zaman ayırdığınız için. Töbe töbe töbe, ben onu demek istemedim abi. Bildin mi şimdi hangi iş üstündeyim lan? Bildim abi, ben örneği hak ettim abi. Ama senin benim gibi bir dümbelekle ne işin olur abi? He? Koskoca Abdülkerim Paşa, benim gibi pis bir adamın kanıyla neden ellerini kilesin be abi? Bak hala konuşuyor. Bir şey istediysek ikiletme lan. Ben abi o zaman hanıma bir adresi sorup geleyim, olur mu? En çok üzüldüm de ne biliyor musun? Senin gibi değerli bir paşamızın değerli bir abimsin. Zamanını aldık, kusura bak. Tamam, kısa kes. Kaybol.